Değerli izleyiciler, değerli koldaşlar. Koldaş sözünü ben Hoca Ahmet Yesevi'den öğrendim ve Türkiye Türkçesine de belki artık kullanılmayan bu sözü yeniden kazandırmak istedim. Koldaş. Niyetin koldaşın dermiş Hoca Ahmet Yesevi. Yani niyetin neyse o senin koldaşın olur. Seni yere götürür iyi niyetli olursan. Evet değerli izleyiciler, geçmişten geleceğe uzun dönemdir benim Cem TV'de süre gelen bir yayınım. Yani ben sunuculuk yapıyorum bu anlamda. Kimi dönemlerde de birileri soruyor, ben anlatıyorum. Ama şimdi bugün değişik bir biçimde başlıyoruz. Bugün canlı yayındayız. Daha önce çekiliyordu ve yayınlanıyordu. Bugün ise canlı yayındayız. Ve her perşembe akşamı 21'i geçe, biraz geçe, yani 21 diyeceğiz ama biraz geçe olabilir. Çünkü önceki program bitmemiş olabilir ama çok da geçmiyor. Yani belki 5 dakika, 10 dakika geçe ama her perşembe Tanrı dilerse birlikteyiz. Ve önemli bir kişiyi, konuyu bilen bir kişiyi birlikte söyleşmek üzere bu akşam ve bundan sonraki perşembe akşamları söyleşi yapacağız. Bugün de çok önemli bir kişilik ile birlikteyiz. Çok önemli çünkü o büyük Kazakistan devletinin, cumhuriyetinin Türkiye'deki temsilcisi. Bu arada gençlerden bilmeyenler olabilir, söyleyeyim. Ülkeleri yurt dışında büyük elçiler temsil eder. Yani bir anlamda şimdi benim yanımda Kazakistan oturuyor. Yani Kazakistan'ın büyük elçisi. Söz gelimi başbakanlar temsil etmez, bakanlar temsil etmez. İçeride valiler, dışarıda büyük elçiler temsil ederler. Yani çok yüksek temsil yerinde oturan bir değerli kişi. Ayrıca bulunduğu makam dışında da çok başarılı olduğunu doğrudan gözlemliyorum ve biliyorum. Gerçekten çok başarılı. Türkiye Türkçesinde çok iyi göreceksiniz, çok iyi konuşuyor, sıkıntı yok. Yani tabii ki Kazakistan Türkçesinde çok iyi konuşuyor, onda hiç şüphe yok. Ana Türkçesi o, Türkiye Türkçesini sonradan öğrendi ama iyi öğrendi. Şimdi şöyle başlayalım Sayın Abzal Bey. Sapar Ulu. Sapar Ulu diye görüyorsunuz, yani esasında yabancı olmadığınız bir sözcük. Yani Sefer Oğlu, Sefer Bekoğlu. Bek, bey yani. Sefer Bekoğlu. Büyük olasılıkla değerli dostumun, yani değerli koldaşımın bir büyüğü Sefer Bek'ti herhalde. Değil mi? Neyiniz Sefer Bek'ti? Babam. Babanız. Babam. Babanız Sefer Bek'ti. Sefer Bekoğlu olarak kullanılıyor ismi. Peki, şimdi sizi önce bir tanıyalım. Yani siz buraya kadar nasıl geldiniz? Önemli bir post, önemli bir görev. Hangi kademelerden geçerek geldiniz? Bir de bu Türkiye Türkçesini nasıl böyle güzel konuşabiliyorsunuz? Buyurun. Evet, öncelikle Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Biz sizi uzun dönemdir tanıyoruz. Ben kendim aslen Kazakistan'ın Taraz diye en az 2000 yıllık tarihi olan geçmişte o şehrin bir küçük bir köyünde doğdum. Tabii bizim köyün birçok büyük şahsiyetleri vardır. Yani eğitimimi orada aldıktan sonra işte Almatı'ya gidiyorum üniversiteye kazanmak için. O sıralarda 1992 yani bağımsızlığımızı aldıktan 1991 16 Aralık'tan sonra bağımsızlığın ilk mezunlarıyım. Orada Türkiye sınavları vardı. İşte Türkiye sınavlara girmek için orada sınavlara girdim ve işte 1992'de Türkiye'ye girdim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Tabii biz geldiğimizde hani bir sene Türkçe gördük, sonra bir sene İngilizce. Ondan sonra üniversite hayatımıza devam ettik. Üniversiteyi bitirdikten sonra da ülkeme döndüm. Ülkemde başta hani özel sektörde çalıştım ama benim içimi bu rahatlatmıyordu. Çünkü hep idealimde bir devlette çalışmak vardı.
Sonra tabii Dışişleri Bakanlığı'nın sınavını kazandım. Orada da işte 1998'de Kazakistan'a döndüm ve 2000 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladım. Türkiye masasında çalıştım. Ve Dışişleri Bakanlığı'nda 3,5 sene görev yaptıktan sonra ilk atamam Türkiye, Ankara oldu. Ankara'da 5 senelik bir uzun dönem görevim oldu. İşte Ankara'dan sonra yine Kazakistan'a döndüm. Kazakistan'da işte Kazakistan Demir Yolları Şirketleri'nde genel dış ilişkiler genel müdürü yaptım. Ondan sonra oradan da İsviçre'de bir müsteşarlık görevim oldu Cenevre'de. Büyükelçilik müsteşarı olarak. Evet. Yani büyükelçiden sonraki gelen makamdır. Evet, daimi temsilcilik Cenevre müsteşar oldum. Orada da 3 sene görev yaptıktan sonra İstanbul'daki o günkü adıyla Türk Dildeş Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde işte proje direktörü olarak göreve başladım. Orada 3 sene çalıştıktan sonra genel sekreter yardımcılığına atandım. Orada da yine 3 sene görev yaptıktan sonra İstanbul'dan direkt Ankara'ya büyükelçi olarak atandım. İşte Ankara, burada da işte 5 sene bu görevimi devam ettiriyorum. Sorunuza gelirsek Türkçeyi nereden çok iyi biliyorum. Şimdi şöyle, ben ilk hani yurtta geldiğim zaman yurtta ben odamı değiştirmedim. Yani odamda kim varsa işte orada tabii 2-3 ay kafam böyle tam böyle karışıktı. Çünkü dili anlamıyorsun. İşte dilini nasıl anlayacağını öğreten de yok. Yani tabii tömere gidip geliyoruz da. Ama bir 3 ay, 2,5-3 aydan sonra kendi kendine çözülüyor zaten. İşte dili anlamaya başlıyorsun. O zaman daha zevkli oluyor. Tabii ondan sonraki dönemlerde yani Kazakça ile Türkçe'nin arasında çok bir farkı yok. Mesela siz mesele diyorsunuz, biz misal diyoruz. Siz gel diyorsunuz, biz kel diyoruz. Siz mesela yastık diyorsunuz, biz yastık diyoruz. Ondan sonra mesela bazı kelimeler de aynı anlam taşımayabilir ama şöyle bir şey bağlantı kurabilirsiniz. Siz mesela bak diyorsunuz değil mi? İşte şuraya bak, oraya bak. Kazakça'da bak demez, kara der. Yani gözün karası var ya, şuraya kara, buraya kara der. Ama bak kelimesi bizde şeyde kullanıyor. Mesela çobana baktaşı diyoruz. Yani şeyi bakan insan. İşte bunun gibi ufak tefek şeylerini, mantığını anlarsanız dil çözülür. Ama tabii ondan sonra büyükelçilikte çalışırken bu tecrübe kazandım. Yazışma olsun. Sonra büyükelçi, o günkü büyükelçimiz Kayrat Bey, Kayrat Sarıbay beni şeye götürdü, bu tercümanlık şeyleri. Ondan sonra uzun dönem işte cumhurbaşkanlarımız olsun, resmi heyetlerde olsun, bu diplomat sorumluluğunla beraber tercümanlık da yaptım. Oradan bu yani Türkçe'ye herhalde oraya borçluyum. Hep çalışma hayatımda hep önümde Türkçe çıktığı için bu açıdan. Evet. Bir de dil öğrenmeyi seviyorum. Yani İngilizce biliyorsunuz, İngilizce Rusça biliyorsunuz. Rusça biliyoruz. Türkçe bildiğiniz için neredeyse bütün Türk dünyasının dillerini anlayabilirsiniz. Çünkü evet. Kazakça ile Türkçe Türk dillerinin en uzak olan dilleri. İşte veya Kazakça ile Kırgızca da o Türkçe ile Kırgızca da uzak. İşte bu dillerin birisini öğrendiğiniz zaman ya Azerbaycanca ya Türkçe öğrendiğiniz zaman siz ortadaki bütün dillerin şeyini çözmüş olursunuz. İşte Tatarca da, Başkurca da, Özbekçe de, Uygurca da, işte diğer başka net diller varsa bunların hepsini çözmüş olursunuz. Evet, Sayın Büyükelçinin söylediği gibi. Yani Kıpçak grubu, Oğuz grubu diye belki ikiye ayrılır. Bir de Karluklar var tabii bu arada. Özbekler ve Uygurlar var. Ama yani Oğuz grubundan bir Türkçeyi, Kıpçak grubundan bir Türkçeyi, ikisini birden bilen bir kişi yeryüzündeki bütün Türklerle anlaşır. Doğru. Tabii yani yine söylediği gibi Sayın Büyükelçinin, Kazak Türkçesi ile İstanbul Türkçesi, ben Türkiye Türkçesi demiyorum. Çünkü Türkiye Türkçesi çok çeşit çeşit Türkçeler var. Yani ben de İstanbul Türkçesini okulda öğrendim. Biz gelirem giderem diye konuşurduk. Geliyorum, gidiyorum diye konuşmayı okulda öğrendik. Gelmeyi, gitmeyi dördük biraz Kıpçak tarafımızdan ötürü. Hayır, gelmiyor, gitmiyor demeyi öğrendik filan. Kurallı ses değişmeleri işte Türkiye Türkçesinde ve Oğuz Türkçesinde, Karluk Türkçesi de öyle. Sözün başındaki bütün y'ler
C ya da J olur. C ya da J olur. Jol yani yol olur. Jol ya da jol. Yıl olur cıl. Yani çetin değil ama o kadar da kolay değil. Aynen. Yani öğrenmek lazım. Evet. Sayın Büyükelçi de gayet güzel öğrenmiş ve devam ediyor. Biraz önce Kazakistan'ı konuşalım. Yani bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Bize Kazakistan'ı nasıl anlatırsınız? Evet, Kazakistan öncelikle bütün Türklerin ata yurdudur. Çünkü Türklerin, işte Göktürkleri olsun, ondan önceki Hunlar olsun, İskitler olsun, ana olarak şu andaki yani bağımsız Türk devletlerinden bahsediyorsak, ana olarak Kazakistan topraklarında bu topraklarda yaşamış bu devletlerin çoğu. İşte biz Kazakistan'ı anlatırken tabii ki Sovyetler döneminde biz bu geçmişimizin tarihimizi bilmiyorduk maalesef. Çünkü okutulmuyordu. Ben hala hatırlıyorum Kazak tarihiyle ilgili. Şöyle ince 80 sayfalık bir kitap vardı. Onu da sadece bir dönem okuturdu ve o tarihte sadece şeyden başlardı. Kazakistan'da Kazakistan'ın ya da Kazakların Rus Çarlığı'yla gönüllü olarak Rus Çarlığı'nda birleşmesi. Gönüllü ya da, olarak değil gönüllü mi? Gönüllü olarak diye. O, diyorlardı. Evet. O tarihten başlıyordu. Ama tabii ki işte bağımsızlık döneminde alması, kazanılmasıyla beraber birçok yasak olan, okutulmayan şahsiyetlerimizi okumaya başladık. Ama genel anlamda Kazakistan'ın, işte Kazakların bu derin geçmiş tarihini, daha İskitlere, Sakalara giden tarihini sonradan öğrendim. Hani kendim okuyarak, bilgi edinerek. Onun için bir kere her Kazak artık bu tarihini biliyor. Yani İskitlerden Hunlara, Göktürklere, Altın Ordu, Karahanlılar, Türkeşler, Kazak Hanlığı ve geldiğimiz noktada. İkinci bir konu da tabii ki Kazakistan günümüzde dünyanın 9. büyük ülkesi toprak bakımından. Kazakistan tam Avrasya'nın merkezinde yerleşen bir ülke. Toprağının %20'si Avrupa'da, diğer %80'i de Asya'da. Tabii Kazakistan topraklarında birçok medeniyetleri, uygarlıklar, dinler gelip geçmiş. Yani orada sadece işte tanrılık değil, İslam değil, diğer Hristiyanlıkta olsun, işte Sevilikte olsun, Budistlikte olsun, bunlar hepsi bir Kazakistan'ın geçiş noktası. Günümüzde Kazakistan yüzden fazla milletin bir arada yaşadığı bir ülke. Tabii ki bu Sovyetler dönemindeyken bu milletlerin kompozisyonu daha farklıydı. Mesela bağımsızlık kazandığımızda Kazakistan'daki Kazak halkının sayısı %40'tı ve işte %40'a yakın, 41'e yakın Rus Slav nüfusu. Neredeyse evet. Kazak ile Rus aynı. Aynen, evet. Geldiğimiz noktada tabii ki bu bir doğal süreç. İşte kendi tarihi vatanına dönenler var. Yine aynı şekilde Kazakların tarihi ata yurduna, Kazakistan'a gelen Kazaklarımız var yurt dışında yaşayan. İşte son sayıma göre Kazakistan'da şu anda nüfusumuz 19 milyon 100 bini aşmış ve nüfusun %71'i Kazak nüfusu, %21'i işte Ruslav nüfusu ve diğer kalan işte diğer halklardan oluşmakta. Acı Türk halkları da var tabii bunun içinde. Tabii tabii, yani Özbekler, Özbek, Uygur, Tatar, Aska Türkleri falan. Evet. İşte Koreliler, Polonyalılar, Ukraynalılar, işte Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Bunlar hepsi bir arada yaşadığı bir ülke. Genel anlamda Kazaklar çok toleranslı bir millettir. Misafirperver millettir. Ama tabii ki bir açıdan Kazaklar milletçi bir millettir. Ne kadar işte buradan Türkiye'den eleştiriler yapılsa bile işte Kazaklar niye Rusça konuşuyor falan diye. Ama buna rağmen Rusça konuşan birisi olsa bile içinde bir milletçi halkız. Belki Kazakça çok iyi konuşmayabilir ama içinde vatanını seven, kendi halkını seven milletçi bir halkız. Yani tabii ekonomik olarak gelirsek Kazakistan günümüzde dünyanın hani satın alma paritesine göre
Dünyanın 41. ekonomisine sahip. Toplamda 195 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası olan, işte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi olan, kişi başına 9.100 dolarlık bir geliri olan, büyük bir devasa tarım ve hayvancılık açısından bir potansiyeli olan bir dünyayı ülke. Besler ya Kazakistan. Evet. Ayrıca zengin maden sahaları olan, daha araştırılması gereken. Uranyum da var değil mi? Tabii. Dünya Bankası'nın verilerine göre Kazakistan'daki maden sahasının değeri 47 trilyon dolarlık bir maden zenginliği var. Ayrıca Kazakistan petrol zengini bir ülke. Yani petrol yani rezervlerimizde hani çok büyük zengin değiliz ama şu anda petrol üretiminde dünyanın 9. ülkesiyiz. Bunun dışında tabii ki Kazakistan'da belli bir ölçüde sanayileşmiş kendi ekonomisi de var. İşte yılda 70 bine yakın araba üretimi var. Turizm potansiyeli yüksek olan bir ülkeyiz. Ağır sanayinin işte demir, çelik olsun, işte az önce dediğiniz uranyum. Uranyum da dünyanın işte en büyük bir numaralı üreticisiyiz. İşte buğday, un ve makarna ihracatında Türkiye ile bazen yarışıyoruz. Bazen Türkiye birinci, bazen biz ikinci. Yılda son yıllarda 19 milyon ton falan oldu mu? Evet, ortalama 19-20 milyon ton buğday hasılatı yapılıyor. Bunun İstenirse işte, bu 190 olur ya. Evet, topraklarda. Kısaca işte Kazakistan batısında, batı ve kuzeyinde Rusya Federasyonu'na sınırı olan, doğusunda Çin'le, güneyinde Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'la sınır olan bir ülke. Bir de Hazar'la, işte Azerbaycan, İran'la sınır olan bir ülke. Ama tabii ki Kazakistan bir yine bir handikapı var. O da Kazakistan denize çıkışı olmayan en büyük ülkelerden birisi. Tabii diğer zorluklar açısından ikinci sırada zorluk dünya çıkışı olmayan bir ülke. Hazar'ı deniz saymıyoruz bu anlamda. Çünkü dünya tabii denizleriyle ilişkisi yok ama Hazar da bizim denizimiz diyebiliriz. Tabii biz şöyle, bilmiyorum onu neden öyle. Hazar'ı biz Hazar Denizi diyoruz. Ya da Kaspi Denizi diyoruz. Bir de Aral var. Yine ona da deniz deriz. Tabii Aral şu anda %70'i kurudu. Ayrıca Kazakistan bütün Türklerin Piri Türkistan dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi'nin doğduğu ve orada yaşadığı bir ülkedir. Tabii birçok din alimleri yetişmiş. Kazaklar herhalde Türk dilini, kültürünü, geleneklerini en zengin, en korunmuş bir şekilde yaşatan bir halk. Hani bir şekilde bunu biz koruyabilmişiz. Yine Kazaklar içinde hala boy kültürü devam eden, işte ta Göktürkler zamanındaki o Göktürk devletlerini oluşturan boyların hala devam ettiği bir coğrafya. Kısaca böyle bahsedebilirim. Evet, yani Türkçe anlamında bir gün Nur Sultan Bey yemekte bana böyle dikkatli baktı. Zeybek Mirza dedi, bizim dilimiz, yani Kazak Türkçesi, sizin dilinizden Kültigi'nin diline daha yakın diyor. Doğrudur. 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 Yani. Çünkü ben bakıyorum, biraz Kazakça bildiğimi biliyorsunuz. Birçok yani Kültigi'nin dili diye Orkun yazılarının Türkçesinde, Türkiye'de artık kullanılmayan birçok sözcük Kazak Türkçesinde kullanılıyor. Bu da doğal bir durum. Çünkü sizin söylediğiniz gibi dünya Türklüğünün vaktiyle ana vatanıydı bugünkü Kazakistan toprakları. Türkiye'nin 3,5 katı bir alanı var. Doğru. Yani 3,5 Türkiye oraya sığar. Hatta dahasını söyleyeyim, bütün bu Türk Konseyi'ni oluşturan devletleri Kazakistan'ın içine koysak hepsini alır. Evet, Kazakların ayrıca Kazak Türklerinin şöyle bir niteliği, bir defa hepsi Kazak. Ya bu sözü tabii Türkiye Türkleri daha iyi anlıyorlar. Çünkü Kazak sözünün burada bir anlamı var. Evet. Yani evlerde ama yani erkekleri de Kazak, kadınları da Kazak. Yani kimse yanlış anlamaz. Bunun dışında müspet bilimlerde Sovyetler döneminde de mesela
dünyanın en önemli fizikçilerinin Kazaklardan olduğunu biliyoruz. Bir de kozmonotumuz var değil mi? Tabii Kazakistan'da Baykonur uzay üssü var. Evet. Herhalde dünyada ilk Türk kozmonot yine evet. Kazakların arasında Tohtar Aubakirov. Ondan sonra diğer Talgat Musabayev kozmonotumuz çıktı. Ondan sonra yine üçüncü kozmonotumuz da uzaya çıktı. Yani bu konuda Kazakistan'ın kendi uzay ve işte teknoloji bakanlığı da var. Yani uzay üstü çalışmalarımız da devam ediyor. Bir de bilime ve okumaya çok önem veren bir ülke değil mi? Şu Bolaşak projesini biraz anlatır mısınız? Nursultan Bey'in projesiydi bu. Bolaşak yani gelecek. Tabii. Evet. Yani Kazakistan bağımsızlık kazandıktan sonra birdenbire nasıl diyelim planlı Sovyet ekonomi sisteminden serbest ekonomi piyasasına yavaş yavaş geçilmeye çalıştı. Bu arada eski Sovyetler coğrafyasında serbest ekonomi piyasasına ilk geçen ülkelerden birisi Kazakistan. Tabi bu dönemlerde bu serbest piyasa ekonomisi olsun, işte diğer alanlarda olsun yeni nesli, yeni uzmanlara ihtiyaç vardı. Bu da aslında aynı, şöyle de bakabilirsiniz. Yine Atatürk'ün zamanında da bu uygulanmış, yurt dışında evet. Eğitime göndermiş. Çünkü eğitim, tabii Kazakistan'da yine eğitim belli bir düzeyi vardı ama bu eğitim sadece hani ne kadar iyi olsa da bir öğrenci açısından yurt dışına gidip eğitim almak, ufkunu açmak önemlidir. Ben çünkü bunu kendi örneğimden de görebilirim. Ben Kazakistan'da okuyabilir miydim? Evet, iyi bir eğitim okuyabilirdim ama yurt dışında okumanın bir avantajı var. Ufkunuz genişliyor, ülkenize bakışınız karşılaştırmalı bir ortamda şey yapıyorsun. Bolaşak programı kurucu cumhurbaşkanı Nazarbayev'in işte ta Kazakistan'ın zor buhranlı 90'lı dönemlerinde koyduğu bir vizyon programı. Bunun amacı yurt dışındaki en iyi 100 üniversiteye yüksek lisans ve doktora öğrencilerini göndermek. Ve bu programın sayesinde günümüzde işte 15 binden fazla öğrenci bu programdan istifade etti. Bu program sadece bir öğrenciyi göndermek değil, ailesiyle beraber orada okutmak, onlara orada o şartları oluşturmak tabii devlet ailesiyle mi gitti öğrenciler? Ailesiyle beraber gidiyorlar işte çocuklar var. Ne kadar önemli bu? Tabii işte bunun da biz şu anda meyvelerini görüyoruz. Bu programla yetişen birçok gençlerimiz ülkelerine döndü. Özel sektör, devlet de olsun, şimdi bakanlarımız olsun, valilerimiz olsun. Bu program çerçevesinde yurt dışında eğitim alan birçok üst düzeyde görevlerdeki bulunan insanlar var. Onlar da gelip Kazakistan'ın sadece işte devlet yönetimine, iktisadına, ekonomisine değil, eğitimine de katkı sunuyorlar. Bu programın hala devam ediyor. İşte bunun şimdi biraz daha coğrafyası da genişletti. Mesela bildiğim kadar Türkiye'den de birkaç üniversiteler bunlara eklendi. Şimdiki geçenlerde Cumhurbaşkanımız Tokayev de açıkladı. Şimdi bu programı daha çok teknik uzmanlıklara, mesleklere ağırlık vereceğiz dedi. Mühendisler özellikle Kazakistan açısından önemli olduğunu söyledi. Kısaca böyle. Evet. Efendim şimdi benim esime geldi. Esime sözünü ben Kazak Türkçesinden sözler alıp Türkiye Türkçesine koymaya çalışıyorum. Söz gelimli koordinatör yerine uyumlaştırıcı diyorum. Biraz tabii buranın diline uygun hale getirerek tilmaç diyorum, dizin diyorum filan. Evet, şimdi esime geldi. Çok ilginç bir durum var Kazakistan'da. Ben bunu kime anlatsam sadece Kazakistan'da değil. Bizim Kıpçak Türkleri dediğimiz Kuzey Türklüğünde yedi göbek içinde evlenmek yasak. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu eski Türk inancından gelen ve İslamiyet'e rağmen sürüp giden bir inanç. Bunun bir benzeri de Alevilerde müsahiplikte vardır. Müsahiplik diye bir kavram vardır. Onların çocukları birbirleriyle evlenemezler filan.
Yani soyca akraba olmadıkları halde. Şimdi her Kazak yedi atasını bilir mi? Evet, her Kazak yedi atasını bilmek zorunda. Çünkü yedi, evet. yedi atasını bilmeyen yetim diye bizde bir atasözdür. Evet. Şimdi tabii az önce dedim ya, Kazaklarda bir boy kültürü var. Yani birçok boylar var. Tabii ana boylar var, işte 20 sayısını bilmiyorum tam olarak. 20-25'e yakın boylar var. Kıpçaklar. Kıpçaklar da bizde bir ana boylardan Dövletler, birisi. Evet. Sapraştı işte, ana boy mudur? Yok, Sapraştı ana boy değil. Yani değildir, o sonraki evet. Alt boylar. Alt boy. Mesela sizdeki işte ak koyunlar, kara koyunlar var mesela. Evet. Bizde de var onlar. Evet. Ama onlar büyük boy değil de alt boy olarak geçiyorlar bizde. İşte bu yedi kuşak şu açıdan önemli. Yedi kuşak bizde yakın akraba sayılıyoruz. Tamam. Ya bunu nasıl sağlıyorsunuz? Kazaklar düğünleri seven bir halktır. Her imkanda bir düğün her yapar. Her yerden mehman şeyler evet. var. Düğün Çocuklar yerler. Doğduğu zaman düğün yapar. Çocuk yürümeye başladığı zaman bir ufak düğün yapar. Tay durduğu zaman. Evet. Okula gittiği zaman düğün yapar. Sünnet düğünü yapar. İşte evlenme düğünü. Genelde bu düğünlere yedi kuşaktan akrabalar çağrılır. Hepsi çağrılmasa bile işte ne bileyim 5. 6. kuşakta önemli birisini çağırır. İşte böylece birbirini tanımış olur yedi kuşakta. Ama tabii bu yedi kuşakla da sınırlı kalmıyor. Boylar genelde 13. 14. kuşaktan başlıyor. Akraba boy dediğimiz. Bu 13. kuşaktan başlayan şeyler, sülalelerin hepsi aslında akraba sayılıyor. Yedi kuşakta kesinlikle evlenmek yasak. Bunu kimse kabul etmez. Ne oğlanı kabul eder, ne gelini kızı. Hiç olmuyor mu? Hiç olmuyor yani. Yüzde belki... yani kız kardeşiyle evlenmek gibi görülüyor değil mi? Böyle bir durum. Tabii tabii. Yani bunu ne düğününü yapar böyle bir şey olsa, ne sonra o gençlerle bir şey iletişim de kurulur. Yani dışlanır. Tabii yedi kuşaktan sonra bazen olabilir. Ama o da yine aksakalları toplar. Sekizinci ata aynı kişiyse. Sekiz, dokuzda evet. Bakar yani daha önce böyle bir vaka yaşanmış mı, yaşanmamış mı? Yine de zor bir şey yani. O bile kuşak, zor değil evet. mi? Ama işte 13-14. Kuşak kadar biz yine aynı boydan olduğumuz için akraba sayılıyoruz. Yani boy çok olduğu için aslında tercih de çok. Sizin uruğunuzun akesi, akenizin uruğu kim? Sizin babanızın uruğu hangi uruğu? Şimdi bir Dulat diye boy var bilirsiniz. Biliyorum Dulat. Duluga. Duluga'nın içinde Dulat, bir evet. Boylardan. Tamam. Peki şeşenizin, annenizin? Kıpçak. Demek ki hep ayrı oluyor yani. Tabii ben babam Küze'ye gitmiş. Üniversite bitirdikten sonra orada annemle tanışmış. Küze'de Kıpçaklar yaşıyor. Oradan annemle evlenmiş. Tabii bu nasıl sağlanıyor? Her bir Kazak, hani siz de önce soruyorsunuz ya nerelisin falan, evet. Hemşeri oluyorsunuz falan. Her bir Kazak hani isim sorduktan sonra belki hangi bölgeden olduğunu sorar ve veya belki direkt hangi boydan olduğunu sorar. Bu önemlidir. Hangi boydan oldu, aynı boydan ise o zaman abi, kardeş, kız kardeş gibi bir bağlantı kuruluyor. İşte o boydan sorunca sen baban kim, annen kim, işte bir şekilde akraba çıkıyor yani. Akraba babaları, çıkınca da kardeş. Evet, babalar dedeleri tanır o kız tarafını. Onun için o bir kardeş olarak sayılıyor. Evet, yani bu çok önemli bence. Sağlık bakımından ve nesillerin daha nitelikli oluşması bakımından da çok önemli. Yani Kazak Türkleri, Kıpçak şeylerde de var mı, Kırgızlarda da var bu. Yine Kafkas Türklerinde de var filan. Kuzey Türkleri de yedi göbek bilmek zorunda. Yani bir Kazak, Kazakistan'ı konuşuyoruz. Bir Kazak yedi atasını bilecek. Yedi atasını bildikten sonra eğer yedinci ata, yani zaten 2-3-4 filan hiç söz konusu bile olmaz. Ama yedinci ata aynı adamsa, aynı kişiyse artık onlar o kızla o erkek kardeştir. Onlar için evlenmek diye bir şey söz konusu olmaz. Bu çok önemli. Yani böylece ne oluyor? Kazaklar hep uzaktan evleniyorlar. Yani başka boylardan evleniyorlar. Bu karışmayı da sağlıyor. Belki bu yüzden de mesela Kazak Türkçesinde Türkiye Türkçesinde olduğu gibi
diyalekt falan yok. Yok, evet. Bir de bizde şu da var. Anne tarafındaki akrabalarla da evlenemiyorsunuz. O kaç kuşak? O tam olarak bilmiyorum ama da bir iki kuşak. Dört kuşak diye ben Tosoy'a sordum. Dört kuşak diyor. Evet. Yani teyze kızıyla evlenemezsiniz. Evet, bu iyi bir uygulama. Yani şimdi şöyle düşünebilir izleyicilerimizden. Canım Müslümanlık izin vermiş. Yani Müslümanlıkta amca kızıyla bile, dayı kızıyla bile evleniliyor filan. Tabii onu asla bir kaza anlatamazsınız. Yani nasıl kız kardeşinizle evleniyorsunuz filan diyorlar. Ama şöyle düşünelim. Yani Kur'an'ın bir maksadi yorumu vardır. Bir de lafzi yorumu vardır. Dolayısıyla Kur'an'ın maksadı uzak eğitim olduğuna göre yedi göbek içinde evlenme yasağı Kur'an'ın ruhuna daha uygundur diye düşünüyorum. Tabii bu da benim düşüncem. Evet değerli büyükelçimiz, yani bunları verişim, Türkiye soruşum, Türkiye Türkleri, Türkiye yurttaşları, bizi dinleyenler, Kazak kardeşleri, soydaşları, uluttaşları, millettaşları hakkında biraz daha bilgi sahibi olsunlar. Şimdi Nursultan Bey, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı. Yani önce Komünist Partisi Birinci Sekreterliği var mıdır Nursultan Bey'in? Yoksa Başbakanlıktan mı geçti? Başbakanlıktan geçti. Bu arada Haydar Aliyev... Efendim? Sekreterliği var. Komünist. Var değil mi? O da var. Evet. Haydar Aliyev bana anlatmıştı. Onunla benim çok yakın görüşmelerim vardı. Dedi ki ben politbüro üyesiyken Gorbaçov, Kolbin'i Kazakistan'ın Komünist Partisi birinci sekreterliğine görevlendirecekti. Buna itiraz ettim. Dedim ki yani bu nasıl olur yani? Bunu Kazaklar kabul etmez. Üstelik Kazakistanlı bile olmayan bir adam bu. Üstelik de beceriksizin biridir demiş. Bunu eğer görevlendirirseniz orada büyük sıkıntılar doğar. Yapmayın bunu. Yani Rusya Federasyonu'nun başına bir Kazak görevlendirilse Ruslar bunu kabul eder mi? Dolayısıyla orada ilk çatışmamız oldu dedi Haydar Aliyev. Sonra demiş orada Nursultan Nazarbayev var. Sanırım başbakandı o zaman. O varken niye dışarıdan arıyorsunuz filan? Neyse sonunda işte bildiğimiz Jel 90 olayları oldu. Neydi Jel 90 olayları? Evet, 1986, 17, 18, 19 Aralık'ta yaşanan olaylar. Jel 90 Aralık yani. Evet. Jel 90 Aralık demek. Şöyle daha önce Kazakistan yönetiminde uzun yıllar görev Konan yapan Din Muhammed Konayev. Konayev. Yani ben tam olarak bilmiyorum, herhalde bir 20 senedir. 27 yıl. 27 yıl görev yapan ve Kazaklar tarafından da çok sevilen bir devlet adamı. O işte Gorbaçov geliyor. Gorbaçov'un işte perestroika falan politikaları, işte eski yönetimi görevden alma ve böylece Konayev'i 1986'da görevden alıyor ve yerine Kolbin getiriliyor Moskova'dan. Moskova'da bir şeyin, bir ilin valisi galiba, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu günümüzdeki deyimle. Ve buna Kazak gençleri Almatı'da itiraz ediyor. İşte itiraz ederken de bunun hukuki altyapısı var. Sovyetler Birliği'nin anayasası var. Yani Sovyetler Birliği'ni kuran kurucu cumhuriyetlerin anayasası var. İşte orada anayasada yazıyor. Her halk kendi şeyine, liderini tayin etme, şey yapma hakkı vardır. İşte bunu, bu hakları talep ediyor gençler. Önce birinci gün biraz ufak tefek kalabalık toplanıyor. Sonra daha böylece kalabalık bir gün, bir buçuk gün içinde muazzam bir 25-30 bin kişilik bir kalabalıka dönüşüyor. Ve burada Sovyetler rejimi bunu orada oturup çözme yerine sert bir müdahale yapılıyor ve o Aralık ayı çok soğuk ay, bilirsiniz Kazakistan'da, gençleri o meydanlarda güçle, sopayla, işte her türlü şeyle dağıtıyor. Birçok gencimiz şehit oluyor, birçok gencinin hayatı kararıyor, üniversiteden atılıyor, işte onların yine aileleri yine baskı altında maruz kalıyor. Aslında 1986 olaylarında gençler sadece kendi liderini seçmek değil, kendi halkının o günkü
akut sorunlarını dile getiriyor. Bunların içinde işte Kazak dili olsun, Kazak kültürü, işte Kazak varlığı ile ilgili taleplerini de yere getiriyor. Daha demokratik bir yaşam istiyorlar. Tabii bu herhalde Moskova'yı çok korkuttu. Aslında korktuğu da işte az önce Haydar Aliyev'in de dediği gibi bu gerçekleşti. Bu aslında Sovyetler Birliği'ndeki en büyük başkaldırıydı. Ve böylece Sovyetler Birliği'nin dağılacağı belli oldu. Bir ara değerli Büyükelçim, kısa bir aramız var. Sonra sürdüreceğiz sohbetimizi. Değerli izleyicilerimiz, aradan önce Kazakistan'la ilgili durum bilgilerini konuştuk. Biliyorum ki birçok izleyicimiz, peki ama şu son olaylara girmediniz falan diye düşünüyor olabilirler. Önce bir Kazakistan ne? Tanımayanlar onu tanısın istedim. Şimdi de olayları konuşalım. Birinci ağızdan, yetkili ağızdan, resmi ağızdan olayları konuşacağız. Olaylar olur. Yani unutmayalım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında da neler oldu? Ne isyanlar oldu? Yani hatta kuruluş yıllarını da unutsak şu yakınlarda bir kalkışma oldu. Yani bu tür şeyler olur. Bütün ülkelerde olur. Yani böyle olayların olmadığı hiçbir ülke yoktur. Dolayısıyla Kazakistan boyunda, çapında önemli bir ülkede de bu tür olayların çıkması kaçınılmazdır. Çıktı ama şimdi umuyorum ve biliyorum ve diliyorum ki bu olaylardan gereken dersler çıkarılarak Kazakistan yeni bir döneme, yani bir anlamda yeni Kazakistan'a doğru ilerleyecektir. Bu şerden hayır çıkacaktır. Hani şerlerden hayırlar çıkabilir. Bu kötülüktür, şerdir. İstenmeyen olaydır ama bunun içinden güzel gelişmeler doğacaktır ve bundan da gereken ders alınacaktır. Şu anda Kazakistan'ın başında çok değerli bir kişi var. Kasım Jomert Tokayev. Ben kendisini çok önceden beri tanırım, bilirim. Söyleşilerimiz vardır. Yani onu izleyicilerimizin iyi anlaması için şunu söyleyebilirim. İki kez beni senatoya çağırdı, senato başkanıyken. Birincisinde Hoca Ahmet Yesevi'yi senatörlere anlatmamı istedi. Bu önemli değil mi? Yani Namık Kemal Zeybe'yi çağırıyor ve diyor ki gel bizim senatörlere Hoca Ahmet Yesevi'yi anlat. Ben de gittim ve anlattım. Sorular oldu, cevap verdim. İkincisi de dünya düzeni, yeni dünya düzeninde ile ilgili yine bir konuşma yapma fırsatı verdi bana. Yine senatoda. Ayrıca da her iki toplantıdan sonra da baş başa yemek yedik. Yani şöyle bir söz vardır ve güzel bir sözdür. Krallar filozof olsaydı ya da filozoflar kral olsaydı diye. Tabii krallık söz konusu değil ama değerli Cumhurbaşkanı Tokayev gerçekten filozoftur. Yani çok bilgili bir insandır. Sadece şu bitiği, şu kitabı Türkiye Türkçesinde yayınlandı. Bu bulunabilir mi? İzleyicilerimiz bunu internetten edinebilirler mi? Bence tekrar herhalde basılması gerekiyor. Evet. Yani burada bu kitap olayları ama düz olarak değil, olayların perde arkasını da filozofik yaklaşımlarla ortaya koyan çok değerli bir kitaptır. Sonunda bakınız şöyle bir söz var sonunda. Bilinçli olma ihtimali olan tüm canlı varlıkların içinde sadece insanoğluna konuşma yeteneği takdim edilmiş ve bu yetenek onu diğerlerinden farklı kılmıştır. Konuşma yeteneği nasıl olmalıdır? İlham verici, inandırıcı, onurlu ve makul mu yoksa zorba, yıkıcı ve kinci mi olmalıdır? Bana göre dünya siyasetinin özü bundadır. Konuşma yeteneği her siyaset adamı, özellikle yüksek makamda bulunanlar için bir nevi sorumluluğun ölçütüdür. Evet, değerli Tokayev'in konuşmalarında bir vekar vardır, ciddiyet vardır, olgunluk ve derin bilgi vardır. Çok tecrübeli, yani kamu yönetiminin birçok alanında, içte, dışta,
mecliste, senato başkanlığında, dışişleri bakanlığında falan büyükelçiliklerde bulunmuş. Çok değerli, yetişmiş bir insandır. Değerli büyükelçim, ben Kazakistan'da birçok kişiye şu soruyu sordum. Biliyorsunuz orada benim çok 14 yıl Hoca Ahmet Yesevi'nin üniversitesinin başkanlığını yaptım. Söz gelimi otobüste bir yere gidiyoruz. Yanındaki kişiye ya da uçağa binerken uçağa giden otobüste aynı direği tuttuğumuz bir kişiye yüz yüze sokakta rastladıklarıma falan şu soruyu sordum. Nur Sultan Bey değerli bir insan. Ama ondan sonra kim olmalı? Yani şöyle söyleyeyim, 100 kişiye sorduysam ki çok sordum. Tabii 100 derken saymadım ama aşağı yukarı 100 kişiye sorduysam 95'i Kasım Cömert Tokayev dedi. Bu önemli. Demek ki doğal bir liderlikle karşı karşıyayız. Ve ben kurucu liderimize bütün saygımla, kurucu lidere yani Tonguç Prezident ya da Tonguç Elbasına bütün saygımla söylüyorum. O çok doğru bir iş yaptı. Yani artık kendisinden sonra bu işi en iyi yapabilecek olanı sundu. Ve bütün yetkileri de ona bıraktı. Öyle değil mi Sayın Büyük? Bıraktı ve doğru bir insana bıraktı. Kazakistan'ın bundan sonra daha da pırıltılı olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Evet, buyurun Sayın Büyükelçim. Siz şu son olayları, gerçeğini, ne oldu bittik bunu ve şimdi bundan hangi ders çıkarılarak ne yapılıyor? Onu bize bir lütfen anlatır mısınız? Evet, olaylara gelmeden önce isterseniz bundan 2,5 sene önceki bir tarihi şeye gidelim. Elbette, buyurun. 19 Mart 2019 senesinde kimsenin beklemediği bir karar alındı. O karar da kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından alındı ve o görevinin daha süresinin tamamlanmasına zaman varken ve tekrar kurucu Cumhurbaşkanı statüsünde tekrar seçilebilme hakkı varken görevinden istifa ettiğini ve geçici olarak, geçici derken yani kendinden sonraki bir lideri göstererek Kasım Cömert Senato Başkanı anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanı istifa ettikten sonra Senato Başkanı bu göreve girdi. Anayasaya göre zaten evet, öyle olmalıydı evet, değil mi? Senato Başkanı'nı gösterdi. Ve Senato Başkanı da işte 3,5 ay içerisinde bir seçime gitti ve seçimde, Haziran seçimde günümüzdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev halkın büyük bir çoğunluğunun oyunu kazanarak Cumhurbaşkanı seçildi. Tabii bu dönemde... Yüzde kaç oy aldı hatırlıyor musunuz? %72 mi, 73 mü? Evet. 75 civarında bir oy aldı. Büyük çoğunluk. Evet. Üçte ikisi yani. Evet. Dediğiniz gibi evet böyle bir Kasım Cömert Tokayev'e olan bir güven vardı. O güven de şundan kaynaklanıyor. Herhalde işte bağımsızlık dönemindeki siyasetçiler, devlet adamları içinde bir en temiz siyasetçi diyebiliriz. Dürüst, temiz. Temiz. Evet. Herhangi bir yolsuzluk ya da onun hani ufak bir belirtisine bile adı geçmeyen bir, temiz bir devlet adamı. İkincisi tabii Cumhurbaşkanı Tokayev birçok önemli görevleri üstlendi. İşte başbakan olsun, dışişleri bakanı, senato başkanı olsun, devlet sekreterliği ve ayrıca işte uluslararası diplomasi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yardımcılığı görevinde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter yardımcılığı. Evet, önemli bir görev. Birçok yabancı dil hakimi, işte Rusça'dan başlayarak Çince, Fransızca. Tabii bir de Kazak halkının da takdir ettiği bir onun da özelliği var. Sonradan Kazakçayı öğrenen siyasetçilerin birisi ve Kazakçayı bir konuşma basit dili olarak değil de edebi dili olarak da çok iyi öğrenen birisi. Evet. Diğer bir önemli onun karakteri de halkın da takdir etti. Bir aydın işte babası yazar. Aileden gelmesi, entelektüel bir aileden gelmesi.
Ve günümüzde de Kazakistan'ın işte kültürü, edebiyatı, tarihiyle ilgili az önce de size Hoca Ahmet Yesevi'yi çağırıp davet etmesi bu konudan da entelektüel bir yapısı olduğunu. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinizde bu açıdan önemli bir devlet adamı, siyasetçi, politikacı. Tabii bu süreç içerisinde neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Tokayev göreve gelir gelmez şöyle bir yeni bir atılım kendi görüşünü koydu. Halkının sesini duyan devlet kavramını getirdi. Ne demek? Biliyorsunuz bizde birçok görevliler, atanmış görevliler, valiler olsun, ilçe belediye başkanları olsun, kaymaka, muhtarlara kadar atanmış oluyor. İşte buradaki atanmışların bir şekilde halkla iç içe çalışması gerektiğini, halkın günlük ve akut sorunlarla ilgili çözümler bulunması gerektiğini, hükümetin birçok ekonomik alanda reformlar yapılması gerektiğine dair bir de tabii ki demokrasi açılımı da yaptı. Bu demokrasi açılımını yapmak için sadece meclis duvarında değil, meclisin dışına da taşıyarak toplumsal güven konseyini kurdu. Bu toplumsal güven konseyinin içinde işte sivil toplum kuruluşlarının, işte aydınların, muhalefetin, işte devlet adamların, milletvekillerini bir araya getiren büyük bir konsey koydu. Konseyin içinde her alanda bir çalışma gruplarını kurdu ve bu konseyin işte ondan fazla büyük toplantıları yapıldı ve bunların hepsinde kendisi katıldı. Ve bu konsey çalışmaları çerçevesinde... Sonuna kadar oturdu mu orada? Tabii yani tabii çalışma grupları kendi içlerinde tabii daha uzun dönem çalışıyor ama ondan sonra getirip ortak bir şeyde yapıyor. Bu çalışma konseyin çerçevesinde birçok önemli kararlar alındı. Mesela barışçıl gösterileri toplantısıyla ilgili yeni kanun kabul edildi. Eskiden mesela Kazakistan'da 15 günlük izinle, yani mutlak bir izine tabi olan bir şey gösteriler. Bundan sonraki süreçte sadece 3 gün içerisinde herhangi bir itiraz gelmesi barışçıl gösterileri yapma barışçı hakkı gösteriler serbest oldu. Evet, değil mi? Serbest oldu. Daha rahat yapılabilecek bir duruma geldi. Ayrıca şehrin merkezinde yapabilme imkanları tanıdı. Eskiden şehrin dışına çıkarılıyordu. Bunun dışında ilk defa işte geçtiğimiz sene muhtar ve kaymakam seçimleri yapıldı. Önümüzdeki dönemde işte 2023'e doğru ilçe seçimleri de yapılacağı söylendi. Bunun dışında özellikle gazeteciler açısından, sivil toplum kuruluşları açısından ne diyor? İftira suçunun cezai hukuktan çıkartılması yine sağlandı. Çünkü biliyorsunuz gazeteciler bir noktada hani eleştiri bir şeyler yapabilir ama iftira suçuyla cezai bir şey çerçevesinde ne diyorsunuz? Kanun çerçevesinde çok ağır cezalar alabilirdi ama bunu cezai şeyden çıkarttı. Daha çok idari ceza kanunu çerçevesinde. Hapis yerine idari. Evet, idari. Bunun dışında İşte ölüm cezasının kaldırılması gibi, işte siyasi partilerin de seçime giderken en az kontenjanın %30'unu gençler ve kadınlardan oluşması gibi yenilikler getirdi. Tabii bu olaya gelirsek, bu olay yeni yıl... Bağışlayın, ben bunu bilmiyorum, ben de öğreneyim. İdam cezası kaldırıldı mı Kazakistan'da? Evet, idam cezası kaldırıldı. Bir Ocak günü, 31 Aralık'tan 1 Ocak günü Kazakistan'ın tek otogaz üreticisi olan işte Mangistau Hazar'daki şeyde fabrikasındaki otogaz fiyatı birdenbire %70 falan arttı. Yani şöyle bir otogaz. Bu fabrikanın sahibi kim? Fabrikanın sahibi Kazakistan'ın ulusal şirketi. Ulusal şirketi. Ulusal şirketi. Tabi bu neden böyle arttı? Otogaz yani enerji fiyatları serbest piyasaya yönetildi. Elektronik ortamda arz talep üzerinde. Ve böylece otogaz fiyatı 31 Aralık'taki 1 lira 7 kuruştaki otogaz fiyatı birdenbire 3 liraya arttı. Ve bu da oradaki sürücülerin neredeyse %70'inden fazlası otogaz kullanıyordu. İşte sürücüler protesto etti ve 2 Ocak'ta da
bu ilin merkezi Aktau şehrinde çok büyük bir kalabalığa dönüştü. Ama bunların hepsi barışçıl bir şekilde yapılmaktaydı. Tabii Cumhurbaşkanı 3 Ocak'ta bir açıklama yaptı. Halkın kendi taleplerini bildirme anayasal hakkı dedi. Ama lütfen bunu kanun çerçevesinde dile getirilmesi, yapılması gerekiyor ve karşılıklı diyalog çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi ve Başbakan Yardımcısı düzeyinde bir heyet gönderdi. Başbakan Yardımcısı düzeyinde heyet 4 Ocak oraya gitti, protestocuları oturdu ve konuyu çözdü. Evet, konuyu çözdü. Ayrıca orada taşkınlık yapan bazı protestocular vardı. İşte çok değil sayılar tabii. Onları da serbest bıraktı. Ama tabii 4 Ocak böyle devam ederken birdenbire 4 Ocak'ta, daha doğrusu 3 Ocak akşamı, 4 Ocak sabahı bu protestolar başka şehirlerde taşındı. Aslında başka şehirlerdeki protestoların amacı, onların da bir protesto ederken hani kendi içerisindeki bir talepleri yoktu. Asıl talepleri, evet biz işte o Mangustav'daki talepleri destekliyoruz, işte otogaz fiyatını indirin gibi bu taleplerle hem oradakilere destek, hem tabii otogaz şeyin artması başka şeylere de sıçrayacağı için o taleplerle toplandı. İşte genelde batı bölgelerinde, Atrav ve Aktobe bölgelerinde yapılmaya başladı. Tabii bu olaylar işte artık 3-4 tane şehri taşınınca 4 Ocak'ta Cumhurbaşkanı hükümetin istifasını kabul etti. Hükümet de istifa etti bu olaylara sebep olduğu için. Orada Cumhurbaşkanımız birçok eleştiriler yönetti. İşte bundan birinci derece hani işte Enerji Bakanlığı'nın ve ulusal şirketleri sorumlu tuttu ve soruşturma açıldı. Ve ayrıca sadece otogaz fiyatlarındaki fiyat artışı değil, bütün işte kamu hizmetlerindeki elektrik, gaz olsun, işte su olsun, işte temel gıda ürünlerinde de 180 günlük fiyat kontrolü getirildi. Moratorium ilan edildi. Ve 4 Ocak'ta ama olaylar o kadar çok hızlı gelişti ki birdenbire bu işte Mangustav'daki şeylerin talepleri yerine getirilmesine rağmen bütün Kazakistan'da işte Mangustav'ı destek, destek gibi sloganlar atılmaya başladı. İşte özellikle güney bölgelerinin sessiz kalmasına işte sosyal medyada bir büyük bir kampanya başlatıldı. İşte niye sessiz kalıyorsunuz, güney işte batı sizden ayrı bir bölge mi gibi. Tabii böyle olunca da 4 Ocak akşamı olaylar birdenbire akşamüstü Kazakistan'ın en büyük işte büyük şehri İstanbul önemine sahip bir şehri Almatı'ya taşındı. İşte Taraz'a, Çimkent'e taşındı. 5 Ocak'ta. 4 Ocak akşamı. Tabii olaylar zaten 4 Ocak'taki işte 5 Ocak sabahına kadar bir şekilde olayların hepsi bir barışçıl şekilde devam ediyor. Ama kalabalık sonuçta. Kalabalığı yöneten bir şey de yok. Aralarında yani onları koordine eden bir liderler de yok. Siyasi partileri yok, ne bileyim sivil toplum kuruluşu. Birdenbire kalabalık şeye toplandı. Tabii 5 Ocak akşamıyla işte öğleden sonra akşamüstü bunlar çeşitli oradaki kalabalıkları da zaten anlatıyor. Biz meydanda barışçıl bir şekilde toplanırken bir grup geldi aramıza ve provokasyon yaparak gençleri de orada şey yaparak, nasıl diyorsunuz, kışkırtarak valilik binalarına saldırmaya yöneltti. 5 Ocak öğleden sonra bunlar gerçekten artık barışçıl değil, şiddet olaylarına yönelik yön çevrilmeye başladı. Bu Almatı'da bilhassa değil mi? Almatı, Taraz, Çimkent. Yani 5 Ocak akşam ile 6 Ocak gecesi artık neredeyse bütün işte bu valiliklere saldırı başladı. İşte ve bu 5 Ocak'ta hala herhangi bir şekilde bir sert müdahale yapılmıyordu. 5 Ocak yine kalabalığı dağıtmaya yönelik. Çünkü bu şartlarda emniyet şeyin herhangi bir şekilde silah kullanma yetkisi yok. Yani hep şeylerle, sopalarla, göz yaşartıcı bununla. Sonra tabii bu olaylar bu sıçrayınca 6 Ocak Cumhurbaşkanı artık gençlerin eve dönmesi gerektiğini, çünkü olaylar provokasyonluk hale dönüştüğünü, kendi hayatlarını karartmaması gerektiğini, çok bir sert müdahale yapılacağını söyledi. Tabii bu da bir etki yapmayınca artık hemen OHAL ilan edildi. OHAL şartlarında artık o sert müdahaleler yapılabilecektir.
Ve diğer bir önemli konu da bu artık 5 Ocak, 6 Ocak iş kontrolden çıkmıştı. Şimdi bu buradaki olaylara çok dikkatlice bakmamız gerekiyor. Neler yaşanıyordu? Bir taraftan kalabalık toplanıp işte valilik binası basıldığı sırada bu gecelerde şehrin birçok polis karakollarına saldırılar düzenliyordu. İşte savcılığa saldırılar düzenliyordu. Silah mağazaları yağmalanıyordu. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ofisi ele geçirildi. Ondan sonra Kazakistan'ın Almatı şehrindeki en önemli merkezi polis karakoluna, işte diğerleri zaten saldırılmış, şey yapılmış ama önemli olan o polis karakoluydu. Neden? Çünkü ana polis karakoluydu ve bu polis karakolu herhalde biliyordu burasının ve orada silahlar da vardı ve bu polis karakolu iki gece boyunca silahlı çatışmaya tanık oluyor. Yani ne normal bir protestocuların burada iki gece silahlı çatışma ne amacı olabilir ki? Demek ki burada bir koordineli bir şey vardı, grup vardı bunlar şey yapın. Sonra Almat Havalimanı ele geçirildi. İşte bunların içinde yabancı teröristlerin işte dili anlamayan yabancıların olduğu tanıklar tarafından ifade ediliyor. İşte yakalananlar da var. Bir taraftan bunlar şiddet olaylar devam ederken bir taraftan şehir artık yağmacıların elinde kaldı. İşte ticari merkezleri yağmalanıyordu gece boyunca. Bir taraftan da vatandaşların can güvenliği önemliydi. Çünkü artık bu yağmacılar olsun, başka kriminal gruplar olsun tek tek eve girip silahla işte para çalma. Evlere de giriyorlar. Tabii yani böyle olaylar da yaşanıyor. Sonra Cumhurbaşkanı tabii 6 Ocak'ta şu açıklamayı yapıyor. Bundan sonra diyor ben diyor polise işte dur emiri vermeden vur emiri veriyorum diyor bu şiddet olaylarının karşısında. Ve ayrıca diğer bir önemli açıklaması da biz kendimizin hani kurucu üyesi olduğumuz kolektif güvenlik örgütünün anlaşmalar örgütünün barış gücününü Kazakistan'a davet ettik diyor. İşte onların da onayını aldık. Ve böylece aslında kırılma noktası bu diyebiliriz. Yani zaten bu barış gücünün 6 Ocak akşamı gelmesiyle itibariyle yavaş yavaş sokaktaki şiddet yani bu protesto eylemleri yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Birdenbire Almatı'daki işte 25 bin kişilik 5 bin, 6 bin, 7 bin, 7 bine kadar düşüyor. 25 bin kişiyken hemen 5 bine düşüyor. Evet, hemen 5 bine düşüyor. Bir de tabii neden barış gücü davet edildi? Cumhurbaşkanı açıkladı. Bu olayların içinde iç güçlerle koordineli bir şekilde onlara bu desteği sağlayan dış unsurlar da var dedi. Eğer biz dış unsurların olduğunu ve bunların gerçekten de planlı bir şekilde bunu hazırlık yaptığını düşünürsek bunlara karşı yine kendi doğal hakkımız olan dış ülkedeki dostlarımızla beraber yapalım. Bu güç aslında bir psikolojik savaş da diye algılayabilirsiniz. Barış gücünün gelmesi bile bunlar açısından amaclarına ulaşamayacağını gösterdi. Çünkü bu 5 Ocak'ta neredeyse Kazakistan'ın işte ona yakın ilinde valilik binaları ele geçirilmiş. Polis karakollarına saldırılar yapılıyor. Geceleri rastgele ateşler ediliyor. Hatta işte başkent Nur Sultan'ın etrafında Cumhurbaşkanlığı köşküne saldırı hazırlığında olan gruplar da tespit ediliyor. İşte Almatı'da işte televizyon kulesini ele geçirme. Yani normal bir barışçıl değildi. Yani kendinden geçmiş insan bile niye gidip polis televizyon kulesini demek ki bir hedef var. Televizyon kulesini elinize geçireceksiniz, kendi yayınınızı yapacaksınız. Böylece evet. Kazakistan'da darbe yapıp iktidara gelecek birileri. Evet. Yani hedef önce Kazakistan'ın en büyük, İstanbul kadar büyük öneme sahip olan şehrini bir tutsak altına alıp ondan sonra bunu halk ayaklanmasının zaferi olarak göstererek bütün güney bölgelere yayıp zaten güney bölgelerde bunlar hazırdı. Bunu böyle sunarak bir halk zaferi olarak hükümete anayasal düzeni devirmek. Asıl amaçları bunlardı.
Buna bir sessiz olarak kim kalabilir ki? Çünkü biz de biliyoruz bu dönemde yoğun bir şekilde Kazakistan için üzülen olaylar, yani bu olayların niye devlet elden gidiyor, buna niye müdahale etmiyor, işte niye Kazakistan'da güvenlik güçleri yok mu diye eleştiriler de yapılıyordu bize. Tabii niye Kazakistan güvenlik güçleri bu olaylara müdahale yapabilir miydi? Evet, normalde yapabilmesi gerekiyor ama bir kaos yaşanıyordu kendi güvenlik güçleri içinde. Emniyet olsun, silahlı kuvvetler olsun, Milli İstihbarat Teşkilatı olsun. Çünkü şu anda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı ve yardımcıları neredeyse 40'a yakın üst görevli. Onlar da bu işin içindeydi. Soruşturma altında. Mesela Almatı'daki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en önemli korunak yerin olan bir yerin nasıl işte bu silahlı gruplara, teröristlere teslim edildi, büyük bir soru. Almatı Havalimanı'nda silahlı kuvvetler Almatı Havalimanı çemberi almış. Ama birisi geliyor, bu silahlı kuvvetlere çekilin diyor. Çekildikten sonra 15 dakika sonra işte o silahlı gruplarla beraber bir kalabalık, 800 kişilik kalabalık gelip havalimanını basıyorlar. Bunun gibi işte kendi aralarında iletişimlerin olması, askeri ve polis kıyafetlerinin kendilerine beraber olması, sadece işte şey değil, sivil işte hastanelerin yine tutsak altına alması ve hastanelerde yabancı adamların, hani ne Kazakça anlayan ne Rusça anlayan insanların gelip tedavi edilmesi, işte o çatışma meydanlarında ölen insanları almaya çalışması veya morgdan çalınan 40 kişi ölülerin çalınması morgdan veya hedefli olarak işte şehirdeki bütün o izleme kameraların hepsinin tahrip edilmesi, yani büyük çoğunluğun tahrip edilmesi kilit noktalarda. Bunların içinde bir kurgu, bir planlı bir kurgu olduğu anlaşıldı. Tabii bundan sonraki dönemde bunun geniş çaplı soruşturması yapılıp Kazakistan uluslararası toplumun bir üyesi olarak bunu uluslararası toplumla paylaşmak. Şu andaki görevimiz budur. Geniş çaplı soruşturmalar devam ediyor. Olaylar aslında böyle. İşte 2000 güçlük bir barış gücü geldi. Onlar da tek bir kurşun atmadı. Bunlar hep bu terörist gruplarının işte saldırı yapılabilecek bazı stratejik noktalara yerleştirildi. Mesela bu silahlı gruplar Almatı şeyinin ısısını sağlayan elektrik termik santrale saldırı yapmak istedi. Eğer o termik santral patlatılsaydı Almatı şehrinin %70'i şeysiz kalırdı. Elektriksiz ve şeysiz kalırdı, ısısız kalırdı. Evet. Yani şu anda duruma hakimiz. Evet. Duruma hakimiz. Ve arada söylediğiniz çok önemli kararlar alındı. Gelecek, Kazakistan'ın geleceği, yeni Kazakistan, yeniden Kazakistan uygulamalar olacak. Evet, ve güzel işler olacak. Değerli Büyükelçimiz, süremiz doldu. Bizden sonra bir program var ama yine bir gün sizinle bu yeni dönemin projeleri ve uygulamalarıyla ilgili söyleşi yapmak isterim. Evet, bugün çok önemli, değerli izleyicilerim, çok önemli bir söyleşi yaptık. Sanıyorum Türk basın yayınında en kapsamlı anlatım bugün yapılmış oldu değerli Büyükelçimiz. Dolayısıyla izleyicilerimizin YouTube'da yayınlanacak olan bu yayınımızı çok çok paylaşıp olabildiğince yaymasında yarar var. Eminim ki zaten bizim değerli Cem TV'miz, Cem TV'miz bu programı yeniden yayınlayacaktır. Ondan da eminim, biz de duyuracağız. Ve Kazakistan'ın gerçeği, bu kardeş ülkenin geleceği konusunda izleyicilerimiz daha iyi bilgi sahibi olacaklar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Rahmet sizge değerli. Teşekkür ederim size bu fırsatı sunduğunuz için teşekkür. Tabii anlatılacak daha çok konu var yeni Kazakistan çerçevesinde. Siyasi, ekonomik reformlar, serbest ekonomi piyasası. Çok güzel gelişmeler olur aslında Kazakistan'da. Önümüzdeki dönemde daha güçlü, daha reformist ve halkını düşünen
birçok adımlar atılmaya başladı. Şahsen bir sade Kazakistan'ın bir vatandaşı olarak önümüzdeki dönemde Kazakistan'ın daha güçlü olacağını, daha refah, daha ama tabii önümüzde birçok engeller var. Buna Kazakistan halkı birlik beraberlik içinde sabırla ulaşacağını inanıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Gelecek bir programda geçmişten geleceğe adıyla yine bir söyleşi yapmak isterim. Yine konuşuruz. Evet değerli izleyiciler, sağ olun, var olun. Sizlere iyilik, sağlık, esenlik, mutluluk, başarılı uzun dirlik diliyorum.